Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine nefis bir çorba tarifiyle geldim. Tavuk suyuna şehriyeli, tavuklu nefis bir çorba tarifi vermek istiyorum. Hem çocuklar için hem büyükler için gerçekten besleyici bir çorba. Malzemelerim hazır. Hemen çorbamızın yapımına geçelim. 2 yemek kaşığı sıvı yağını tencereme alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Evet, şöyle tereyağım eridikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı da un koyacağım. 1 yemek kaşığı un koyacağım. Unumu şöyle hafif kokusu çıkana kadar kavuracağım. Çok fazla kızartmayın. Hafif şöyle pembeleşmesi yeterli olacaktır. Unumu kokusu çıkana kadar hafif kavurdum. Şimdi üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave edeceğim. Evet, şöyle güzel bir karıştıralım. Üzerine ben daha önceden dondurmuş olduğum 4 su bardağı et suyu koyacağım. Eğer sizin tavuğunuz haşladığınız suyunuz varsa ondan koyabilirsiniz. Bu şekilde ben pet bardaklarda donduruyorum ve çorbalarım için, pilavım için kullanıyorum. Evet, bundan 4 tane çorbamın içine koyacağım. Evet, tavuk suyumun tamamen çözülüp kaynamasını bekleyeceğim ve ben bu arada çorbamın terbiyesini yapacağım. Çorbamın terbiyesi için bir tane yumurta sarısını karıştırma kabıma alıyorum. Yarım limonum var, onu da ekliyorum. Şöyle güzel bir çırpıyorum. Evet, tavuk suyum tamamen eridi. Şimdi üzerine yarım çay bardağı ter şehriye ilave edeceğim. Şehriyelerimin pişmesini bekleyeceğim. Evet, şimdi terbiyemi de ilave edeceğim. Daha sonra çorbamı pişmeye bırakacağım. Terbiyemin üzerine şöyle bir kepçe çorbamın suyundan ilave ediyorum ve hızlıca karıştırıyorum. Evet, çorbamın üzerine ilave edeceğim terbiyemi. Evet, bu aşamada şöyle bir kasede küçük küçük parçalanmış tavuk eti ilave edelim. Çorbamızın tuzunu, pul biberini ve karabiberini atalım. Damak zevkinize göre ekleme yapabilirsiniz. Evet, şöyle bir tutam da maydanoz ekleyeceğim çorbama. Evet, şehriyelerim piştiği zaman altını kapatacağım. Yaklaşık bir 5-6 dakika daha kaynatıp altını kapatacağım. Çorbamız hazır. Gerçekten nefis bir çorba oluyor. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir çorba. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarıma beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Her gün farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.